Hala. Gel kartalım gel. Gel yavaş. Gel sen. Otur bakalım. Daha iyisin değil mi? Diğerlerini de öldürmek lazım. Yapma hala, bir de sen başlama. Zamanı geldiğinde yaparız onu da. Çok kan aktı. Ben sadece senden akanla ilgileniyorum ama. Hemşirenin dosyası geldi mi? Geldi. Al bak bakalım. Kim hazırladı bunu? Adnan'dan rica ettik. İçeriden aldı. Kız temiz, tertemiz. Bu kız niye bu işi yapıyor? Para için olmadığı kesin. Ben senin başına para için çalışan insan koyar mıyım? Benden alan herkesten alır. Senin derdin ne? Ben bir türlü anlayamadım. Niye deşiyorsun ki bu kadar? Bir garip hemşire işte. Azimli, çalışkan, işinde gücünde, becerikli. Fazla işinde gücünde. Fazla becerikli, fazla azimli. Anladım ben seni. Tamam. Söyleriz ona. Damar yol açarken iki mor artır kolunu. Sonra gider korumalarla fingirdeşir. İkna ederiz seni. Tamam tamam. Aldığına göre ya göründüğü gibi ya da... Ya da? Devam et. Dediğim gibi çok kan aktı. Diğer ihtimali düşünmek istemiyorum. Sağ ol. Kapıyı kilitleme. Ağrım falan tutarsa kapıyı yumruklatma bana. Rahatsız mı oldun? Yok. Ben... Otele gelmedin. Sen bizim mahremimizdesin. Biz tedirgin oluyor muyuz? Ağrınız mı var sizin? O yaptığın iğneden yap yine. Kuvvetli olandan. Keşke öncekinde yapmasaydık. Ayakta kaldığınız her saniye zarar. İnsanlığa zarar. Efendim? Yok bir şey. Kolunuz serin. Yine sizin olmuş. Kalsın. Kan iyidir. Tutkal yapar. Önce tüp kan alacağım. Sabah karaciğer değerlerinize bakmak için gidecekler. İğnenizi sonra yaparım size. Sen. Anlamadım. Siz değil, sen de. Böyle iyi. Sana iyi. Gördün işte. Bizim buralarda hayat bir kurşun boyu kadar. Siniz, sunuz. Her kelimede üç harflik vaktimi yiyorsun.
burada olduğundan birilerinin haberi var mı? Ailen? Uzakta olduklarını öğrenmişsinizdir. Bastırın. Merak mı ettin? Bu evde bir şey merak etmek için bayağı cesur olmak lazım. Biri bir şey mi yaptı? Korkuttuk mu seni? Otele gelmedim. Sizin mahreminizdeyim. Siz benden tedirgin olmuyorsanız. Kartal Bey şu an müsait değil. Bana hep müsait. Çıkabilirsin. Abi ne olur bak ciddi dediler. Kartalcığım odana döner misin lütfen? Yapma ne olur. İnadı devam yani. Bir şeye ihtiyacınız olursa, herhangi bir şey. Sağ ol hemşire. Ben böyle inat görmedim. Yemin ederim bizden büyük Arnavut çıktı kız. Çıkacağım demiştim. Çıkamazsın demiştim. Çıkamayacaksın. Yardım ederseniz tutamayız burada. Bir hemşirenin lafıyla mı iş yapılacak? Gel abicim sen şöyle. Çıkarsa karaciğer nakline kadar gider. Karar sizin. Ellemeyeceksiniz. Düşecek. Düştüğü yerden alıp baygınken yatağına taşıyacaksınız. Taburcu olana kadar da bir daha yerinden kalkmayacak. Çekil Yaman. Kartal. Hemen odana dönüyorsun. Gözün kararıyor değil mi? Kanamadan. Ayağa kalkmayı denediğin an bayılacaksın. Ki bunları zaten biliyorsun. Yaralarından belli. Daha önce yaşamışsın. Kimseye benzemez hemşirem. Askerde göğsünde şarapnel parçasıyla sınırı geçti. Yanlış anlama. Omuzunda da yaralı askeri var. Ki o ben oluyor. Sendeki inat sanma Arnavut'la tanış derler. Duydun mu sen onu? Duvar olmaz, omuz bulmazsa. Dedesinin inadına tutunur kalkar benim yeğenim. Bir de inadı meşhur Azrail var. Duydunuz inşallah. Hemşire hanım. Sen de bizimle eve geliyorsun. Kurtardın madem, işini yarım bırakma da emeğine değsin. Ben nasıl? Sen yok. Hele senin lafın hiç yok. Tuna, başhekimle konuş. Rapor mapor, yıllık izin bir şey ayarlansın. Hemşire hanım bir süre bizimle. Duydun. Bir yerde İskender Alpan varsa onun sözü vardır.
Madem bir süre aynı evdeyiz, öğren. Bassın. Benim yadigar tesbih eşyaların arasından çıkmadı. Sorayım abi. Ne kadar sürecek bu iş? Özel bakım şeyi. Bu kafayla çok. Anlaşılan hemşire hanım yenilgiyi pek hazmedemiyor Yaman. Yüzü düştü. Evinize ne kadar bir yabancı istediğinize bağlı. Güzel. O zaman mutlu olmak lazım. Kim bilir belki beklediğinizden daha çabuk biter. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılabilir. Siyasetinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Melek, etrafın silahlı adamlarla çevrili olacak. O herifi öldürmek isteyen kaç kişi var sen biliyor musun? Ordu gibi adamı olan aileler bile bir şey yapamıyor. Sen tek başına ne yapacaksın? Kendilerini aile diyorlar diye aile mi zannediyorsun sen onları? Akşam oturup televizyon mu seyrediyorlar? Ben sana söyleyeyim ne yaptıklarını. Odalarına kapanıp katliam planlıyorlar, anladın mı? Evlerini aldıkları insanı araştırırlar. Anlarlarsa kim olduğunu yok ederler seni. Sen onların iyindeyken ben bile yardım edemem sana. Dönüşü olmayan bir yola giriyorsun Melek. Yapma. Ceyda'cığım, sen hemşireyle beraber Kartal'la ilgilen, odasına yerleştirin. Sonra babamla konuşacağım. Ben öyle baktım. Şey diye. Haklısın. Her evin girişinde böyle şeyler olmuyor sonuçta. Millet girişte paltosunu falan bırakır, bizde bu. Halam da pek diğer halalara benzemez. Amca yokluğu çektirmiyor sağ olsun. Kız halaya çeker derler aslında ama keşke azıcık daha bana çekseymişsin. Sen şimdi hemşire kızımızı Kartal'ın yanındaki odaya yerleştir. Balkan abim o oda Ömer'e verilecek demişti. Öyle mi? Hı hı. Odasını alsın bari.
Açtır bir yatak, başucunda uyusun. Tövbe estağfurullah. Nerede görülmüş fedailerin evde kaldığı. Hadi bakalım. Evimize hoş geldin. Gel. Ben sana evi gezdireyim. Burası salonumuz. Heh, Zeynep, çantamı odaya bırakır mısın? Tabii. Bu tarafta Balkan abimle Yıldız ablamın odası var. Yukarıda babam kalıyor. Oraya kimse izinsiz geçmez. Biz bile yani. Abla, sen hemşire misin? Bak, benim de hemşirecilik oyuncaklarım var. Oynayalım mı? Senin böyle kepin yok mu? Artık takmıyoruz biz. Ne yapıyorsun bakayım sen? Gel buraya darlama kimseyi, uyku saati. Hah, halacığım döndün mü? Kartal abim seni sordu, özlemiş. Tamam, ben uğrarım yanına. Kuzey, Balkan abimin oğlu. Memnun oldum. Bu arada teşekkürler. Herkes size anlatıyor. Görevimi yaptım ben. Niye teşekkür ettin? Neyi anlatıyorlar? İşinde çok iyi olduğu için. Peki senin bir yerine bir şey olursa bundan sonra nereye gidecekmişsin? Bu ablaya. Anlaştık mı? Çık. Bu taraftan. Kartal abimin odası üst katta. Senin odanı da onun yanına hazırladık. Bu Kartal abimin odası, bu da senin. Çantaları bıraktım. Kartal abimle ilgili herhangi bir yardıma ihtiyaç olursa müştemilattayım hemşire hanım. Elin nasıl oldu senin? Yok bir şey. Abinin haberi olmasın. Normalde pek girmez mi korumalar bu katlara? Neden sordun? Öyle sordum. Merak ettim. Sevgilin yok mu senin? Güzelsin ya. Yok. Hasan abi Gül'le evli. Babanın koruması. Rahmetli amcamın oğlu. Aynı renge vardı ya aşağıda. O da rahmetli amcamın karısı. Herkes akraba mı? Bir tek Yaman değil. Tek bekar o. Ama onun da aklında biri var herhalde. Ben yemeği söyleyeyim. Sen mutfakta yersin, tamam mı? Tamam. Saat 9'a geldiğinde gelmiş olacak, tamam mı? Tamam. Seza, Melek için yapacaksın. Babanın küçücük kızı için. Annen için yapacaksın. Yiğit için. Yaşayamadığı her gün için. Ondan çalınan ömür için. Thank you.
Ne yapıyorsunuz siz? Bakacağız tabii. Topla mı geldin, tüfekle mi? Korumalar hepsini aradı zaten. Bırakın eşyaları. Bir de ben bakayım. Bana ne getirdin? Eşyalarımı karıştıramazsınız. Verir misiniz? Burası benim evim. İstediğin her şeyi yaparım. Bırak. İffet, yapma bana. Ne işin vardı erkekler tuvaletinde peşimde? Hı? 18 yıl. Çokmuş. Suçun ağırdı herhalde. Kanun ağır demiş. Yoksa bizde günlük rutin. Şöyle. Biz öyle sinyali yanlış alacak adam değiliz. Şimdi değil. Alırım senden. Bu gece. Bu gece. Saat tam burayı gösterdiğinde. Sorgu sırası bende mi? Senin sorgunu ormanda yaptım. Geçemedim ki, hala buradayım. Geçemesen, emin ol çok daha farklı olurdu. Biraz da ben yardım edeyim sana. Ormanda mı oldu bu yara? Kimsin sen? Abimle derdin ne? Dünyada olan her şey seninle ya da ailenle ilgili değil. Beni bu işe halan soktu. Zorla. İstemedim, zorladınız. İstemedim, rüşvet vermeye kalktınız. Senin bize bakışında değişik bir şey var. Hissediyorum. Henüz çözemedim ama çözeceğim. İşte bu bakış. Thank you.
yapıyorsun sen burada? Hemşire olacak, pislik yaptı her şeyi. Ne? Of kartal. Bak, bütün bunlar senin ilaçların. Ama bunlar değil. Bunlar ne biliyor musun? Zehir. Yakalanmasa belki hepinizi öldürecekti. Çantanı getirdim hemşire hanım. İçinden ne çıktı? Ne bunlar? Ben söyleyeyim. Zehir. Ne yapacaktın bununla? Cevap ver. Sizin onun olduğunu nereden biliyorsunuz? Konu bizim genel kültürümüz değil. Ne istiyorsun Alpanlardan? Ne yapacaktın bununla? Balkan'a da bunu sen yaptın değil mi? Yakalandın. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yeter. Efendim baba, çıktın mı Hakan? İstediğin oldu mu? Tamam mı? Şimdi burada ağzın köpüre köpüre ölmemi mi izleyeceksin? Ama Balkan'dan haber var. Çabuk bir ölüm olmayacak. Kolay gelsin. O yavaş etkili bir zehir. Öyle hemen etki etmez. Önce titremeye başlarsın. Sonra vücudun yavaş yavaş uyuşur. Hem üşürsün hem terlersin. 4-5 saat sonra kramplar, kasılmalar. Sinir sistemin acıyla çöker. Kartal, ne diyor? Kartal, ne olmuş? Ölmüş mü Balkan? Hani zehirdi? Ben eminim etkisini gösterecek. Tabii ki etkisini gösterecek. Sonuçta ilaç. Ama zehir olsa çoktan ölmüştüm, değil mi? Ölümün elimden olur. Dikkat et. Asya tamam. Zehirse ölecek zaten. Gidiyoruz. Hani? Ne oluyor Kartal? Abim. Öldü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.